Merhaba arkadaşlar. Elektrolizin 10. videosundayız ve burada metal kaplamacılıktan bahsedeceğiz. Elektrolizin günlük hayat uygulamalarından biri daha önce yaptığımız bileşiklerin elementlerine ayrıştırılmasıydı. Biri de kaplamacılıktır arkadaşlar. Biz bu videoda kaplamacılık nasıl yapılıyor? Elektrolizden nasıl faydalanıyoruz? Bunu işleyeceğiz aslında sizlerle metal kaplamacılık dediğimizde arkadaşlar şöyle bir durum var. Altın kaplama saat ya da işte gümüş kaplama bir şey bunları duymuşsunuzdur. Metallerin günlük hayatta çok fazla kullanım alanları var. Ancak çevresel etkiler nedeniyle zamanla aşınır ve kullanılamaz hale gelirler. Örneğin paslanırlar. İşte bu aşınmanın önlenmesi amacıyla metalleri aşınmaya karşı daha dayanıklı başka metallerle kaplıyoruz. Buna metal kaplamacılık deniyor. Ne tür metaller kullanılabilir? Aşınmaya daha dayanıklı olan metallerimiz içerisinde altın, gümüş, krom, nikel ya da bakır gibi metaller kullanılabiliyor arkadaşlar. Yani daha dayanıklı metallerle dayanıksız metalden yapılmış bir maddeyi kaplayabiliyoruz. Nasıl bir sistem kuruyoruz ve bu sistemde neler oluyor? Gelin onları inceleyelim. Şimdi bir örnek üzerinden yapalım. Bakır metalinden yapılmış bir çatalı gümüşle kaplamak istiyoruz. Aslında bu da bir elektroliz uygulamasıdır arkadaşlar. Bir elektroliz kabımız olacak. Şimdi bizim elimizde bir çatal var. Oo, çizimime de hayran kalacağınızı hiç düşünmem ama ben adının ne olduğunu da yazayım. Bakır çatal diyeyim süpürge gibi oldu ama kusura bakmayınız. Biz bu bakır çatalı gümüşle kaplamak istiyoruz. Yani bakırın üzerinde gümüş atomları biriksin istiyoruz. O nedenle kaplamak istediğimiz maddeyi sevgili arkadaşlar katot elektrot olarak kullanıyoruz. Neyle kaplamak istiyorduk? Gümüşle. İşte bu dayanıklı seçtiğim ya da kaplamak için kullanacağım metali de sevgili arkadaşlar anot elektrot olarak kullanıyoruz. Bu da Anot elektrotumuz. Yani kaplayacağım maddeyi katota bağlıyorum. Hangi metali kullanacaksam kaplama sırasında onu da anota bağlıyorum. Sonra buraya sevgili arkadaşlar bir üreteç bağlıyoruz. Peki biz şimdi e, gümüşle kaplamak istiyoruz ya arkadaşlar. Bunu elektrot olarak kullandığım gibi kaplamak istediğim metal hangisi ise onun iyonlarını içeren bir de elektrolit kullanıyorum. Ne oluyor burada? Şimdi şöyle bir şey gerçekleşiyor. Sevgili arkadaşlar anotta koyduğum gümüş metali yani gümüş elektrot elektron vererek gümüş iyonlarına yükselt geliyor. Çözeltiye geçti. Ya bir iyonlar ya da çözeltide bulunan iyonlar gidiyorlar. Bu katot elektrot olan bizim kaplamak istediğimiz madde üzerinde indirgeniyorlar. Yani gümüş iyonları bir yükseltgenmişti. Bir de katot elektrot üzerinde sevgili arkadaşlar indirgenme gerçekleşiyor ve metalik gümüşe dönüşüyorlar. E ne olacak? Burada elektron aldığı için bu bakır çatalın üzeri zamanla gümüş atomlarıyla kaplanmış olacak ve biz de kaplama işlemini yapmış olacağız. Yani hangi metali kaplamak istiyorsam bunun katotta olması lazım. Üzerinde indirgenme olacak metal atomları birikecek. Kaplamada kullanmak istediğim metali de anot elektrot olarak kullanıyorum. Ve aynı elemente ait iyonları da elektrolit çözeltimin içerisinde herhangi bir tuz seçiyorum. Bu iyonları içeren bir elektrolit kullanıyorum daha doğrusu. Bu kaplamacılıkla ilgili de iki tane örnek yapalım arkadaşlar. Der ki bakır metalinden yapılmış ve kütlesi 40 gram olan bilezik gümüş metaliyle kaplanmaktadır. Pekala bir elektroliz uygulaması. İçinde gümüş artı iyonları bulunan elektroliz kabından şu kadar amperlik bir akım geçiriliyor. Ve kaplama işlemi sonunda bileziğin kütlesi 50,8 gram olarak ölçülüyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi sistemi bir hatırlayacak olursak sevgili arkadaşlar Elektroliz sistemimizde yani kaplamacılıkta bir e, bileziğimiz var. Bu bileziği gene muhteşem çizimlerimle sizi sizden alacağım. Nereye bağlayacağım arkadaşlar? Katot elektrot olarak kullanacağım. Daha doğrusu nereye bağlayacağım derken. Sonra biz bunu gümüşle kaplamak istediğimiz için anot olarak gümüş elektrot kullanacağım. Ve çözeltiye de gümüş artı iyonları içeren de bir elektroliz kullanacağım. Aa bileziğin yarısı dışarıda kaldı. Neyse ona takılmayınız. Şöyle. Şimdi başlangıçta bakınız bizim 40 gramlık bir bileziğimiz var. Kaplama işlemi sonucunda bunun kütlesi 50,8 grama çıkmış. Yani ne kadarlık bir kütle artışı var arkadaşlar? 10,8 gramlık kütlesi artmış ya da kütle artışı var. Bu demektir ki 10,8 gram gümüşle kaplanmış. Kütlesi artıyor. E ben gümüşle kaplıyordum. Demek ki üzerinde biriken gümüş miktarı 10,8 grammış. Şimdi bakalım. Der ki kaplama sırasında bilezik katot elektrot olarak kullanılmıştır. Evet kaplayacağım maddeyi katot elektrot olarak kullanacağım. Devreden 0-1 mol elektron yükümü geçmiştir. Şimdi bunun için işlem yapacağız. Ve toplanan gümüş miktarı üzerinden. Gümüşün yükseltgen ve basamağı artı 1. Bakınız. Şöyle. Ve her 1 mol elektron yükü geçtiğinde 1 mol gümüş indirgenmiş ve toplanmış olur. 10.8 gram gümüş demek bunu 108'e bölerseniz arkadaşlar mol kütlesi 108'miş 0-1 mol gümüşle kaplanmış olduğunu buluruz. Demek ki 0,1 mol gümüş toplandığına göre 0,1 mol elektron yükü geçmiştir devreden. Evet, 2 de doğru olur. Elektroliz süresini Q eşittir I çarpı T'den bulacağız. Geçen akımı biliyorum şu kadar. Şimdi hatırlarsanız 1 mol elektron yükü arkadaşlar 96.485 kloma eşitti. Şimdi bizim devremizden 0,1 mol elektron yükü geçtiğine göre demek ki e, 9648,5 klonluk bir yük geçmiş. Q eşittir I çarpı t dediğimde devreden geçen yük miktarı 9648,5 e, akımımız 9,6485 çarpı t. Buradan elektroliz süresini bulursak sevgili arkadaşlar. 1, 2, 3, 1000 saniye olmalı. Ama burada ne demiş? 100 saniye demiş. Hayır, 1000 olmalı. Dolayısıyla 1 ve 2 bizim doğru yanıtlarımız olur arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Der ki yandaki elektroliz devresinde demirden yapılmış ve kütlesi 120 gram olan bir süs eşyası var. Altınla kaplanmak isteniyor. Kaplama işlemi sırasında devreden 0,3 mol elektron geçiriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Pekala. Öncelikle kaplamak istediğimiz maddenin üzerinde indirgenme olması gerekiyordu. Bunu katot elektrot olarak kullanacaktık. Hangi metalle kaplayacaksak bunu anot elektrot olarak kullanacaktık. Ve altınla kaplamak istediğimiz için altın iyonları içeren bir elektrolitimiz olması gerekiyordu. Bir doğrudur. Süs eşyası katot olmalı. İkiye baktık. Altın elektrot üzerinde bilmem ne tepkimesi gerçekleşir diyor. Şimdi altın elektrot bizim anot elektrotumuz ve anot üzerinde yükseltgenme gerçekleşir. Ama bu verdiği tepkime bir indirgenme tepkimesidir. Bu olay nerede gerçekleşecek arkadaşlar? Katot üzerinde gerçekleşecek. Dolayısıyla ikinci yargımız yanlış olur. Kaplama işlemi sonunda süs eşyasının kütlesi şu kadar gram olur. Şimdi e, süs eşyasının üzerinde indirgenme olayı gerçekleşiyor. Yani, ops, gümüş yazdım. E, çözeltide bulunan sevgili arkadaşlar altın iyonlarımız elektron alarak o süs eşyasının üzerinde indirgeniyor ve devreden her 3 mol elektron geçtiğinde, yine gümüş yazmışım sevgili arkadaşlar, hiç söylemiyorsunuz. 1 mol altın birikir. Ne kadar yük geçirmiştik biz? 0,3 mol. Demek ki toplanan altın miktarımız bizim 0,1 moldur arkadaşlar. Bakınız mol kütlesi 197. O zaman ben 197 ile 0,1'i çarptığımda 19,7 gram altınla kaplandığını bulurum. Maşallah hayli de pahalı bir şey oldu. E kendisinin kütlesi başta 120 gramdı. 19,7 gramda üzerinde altın biriktiğine göre kaplama işlemi sonucunda arkadaşlar bu süs eşyamızın kütlesi bizim 190 139,7 gram olur. Yani bu yargımız da doğrudur. Sorumuzun yanıtı da 1 ve 3 olur arkadaşlar. Evet bu videoda sizlerle kaplamacılıktan bahsettik. Elektrolizde bir suyun elektrolizi kaldı arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımızda da onları bul onu bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.